Ayet-i Azime'nin Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzu sinetu ve la nevm ilahir ayet. Lemalarda hayat bahsi. Niye bunu seçtim? Bilmiyorum. Ama inşallah bu kalbime koyan Allah demek ki buradan bir anlam çekecek. Serkan hoş geldiniz. Netice herhalde şu olsa gerek. Madem dünyada hayat var. Kainatın hakikati. Mahiyeti değil. Kainatın hakikati hayat. Şöyle diyeyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi yaratmaya. Karar vermesi iradedir. O yarattığı güç subutu sıfattan ya kudret. Malzeme çok önemli. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu. Taşı nereden getirdi? Bileyim çok eskiden çok meşgul edildi. Bu taşı, toprağı, ağacı nereden getirdi? Hayatta yaratmış. Hayat hakikatının dışa vuruş mertebeleri bu ağaç taş. Onun için bir eski eserinde diyor ki her şey hayattadır. Hayat hakikati. Ama sureti camit diyoruz, nebatat diyoruz, hayvanat diyoruz gibi mertebeler oluyor. Ama fizikte de öyle, kuantum fiziğinde surette olan yani şu dünyada olanların arka tarafında böyle değil. Şimdi kainatın temel yani yapılan malzemesi hulasası bizde. Bu noktadan diyor karınca dağdan büyüktür. Üstad diyor. Değil mi? Çünkü dağın hayatı yok sahilde. Karınca için şuurludur diyor biliyor musun? Lemaat'ta. Şuurlu karınca diyor. Çok garip ya şuurdur. Hayat. Hayat kainatın hulasası. Bak şimdi diğer okuyacağım. Bu kainatta ne var? Hepsi hayatın açılımı. Hayat kime verilmişse kainat verilmiş demektir. Filist olduğu için. Peki kainat arştan aşağıdır. Ondan sonra arş-ı azamlar var. O sırrı insani. O özel. Buraya kadar herkes, kafir mümin fark etmeden herkeste bu var. Kainatla şecer-i fikret farklı. Şimdi madem diyor dünyada hayat var. Hayat var. Elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar. Hayatın sırrını anlayanlar. Ve hayatını suistimal etmeyenler dar-ı bekada ve cennet-i bakiyede hayat-ı bakiye mazhar olacaklardır. Amen. Hayatın başka bir boyutuna mazhar oluyor. Size basit şey söyleyeyim böyle kısa. Şimdi eskide biz okurken madde, atom, maddenin bölünebilir en küçük parçası diye öğrettiler bize. O değişti tabii. Eski de diyorlardı ki inkarcılar, her şey budur. Her şey bu maddedir. Maddenin süret değiştirmesi, şekil değiştirmesinden ibarettir. Çözülüyor, yapılıyor. Yiyoruz, dişki yapıyor, affedersiniz. Kullanıyoruz enerji. Toprak karışıyor, atmosfere karışıyor. Ben bak hareket yapıyorum, enerji oluyor. Bu benim şu hareketimden başka bir zamanda yaprak olacaktır. Tamam, bu da o. Varlık anlayışımız atomda bitiyor. Kuantum fiziğinde madde anlayışımız, varlık anlayışımız değişmiş. Değişti. Yani ahirete o zaman öyle derlerdi. İhtimal, bir yol var mı ahirete? Derlerdi. Şimdi cadde açıldı. Kuantum, yani fiziğin bittiği yerde öteki fizik başlıyor. Kuantum dedikleri. Orası buradan daha cami, daha küllü olduğunu, daha acayip olduğunu söylüyor. Şimdi oraya ahirete intikal etmek eskide fikir veya patika yoluyken şimdi cadde açıldı. Hep arka ile izah ediyorlar bilim insanları.
arka ile bir teknoloji de zaten onun dışa vuruşudur. Yazılım budur, biliyor musunuz? Yazılım fizik değildir. Fiziğin arkası arasında berzah. İşte hayatın hakikat mertebesi esas orası. Ve diyor bak, hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin üzerinde kabarcıklar ziyanın lemaları ile parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar yine hayali güneşçiklere ayna etmeleri bir beday. O lemalar yüksek bir tek güneşin cilve inikasıdırlar ve güneşin vücuduna muhtelif diller ile yad ediyorlar ve ışık parmakları ile ona işaret ediyorlar. Yani çok güzel, hepiniz bilen insanlarsınız da. El tekrar o Asen'in evinden. Şimdi nehir akıyor. Kıvrım kıvrım. Güneşin vurduğu yer parlıyor. Bu vurmadığı yer karanlık. Ama insan güneşe bakmayıp suya bakarsa parlaklık zatından der. Zatında var zanneder. Fakat parlaklık kaybolunca Allah Allah insanoğlu düşündü. Suyun zatında olsaydı her yerde parlayacaktı. Güneşin vurduğu yer parlıyor. Tabii bir şemsezeliğe kafayı kaldırırsa o zaman anlar. Yoksa Allah Allah diyor, o zaman su diyor burada evrilirken burada parladı. Kendi zatında arıyor şimdi o parlaklığı. Beşer. Bu artık kafayı vurdu bir yerde. Dönecek yani. İşte hayat böyle nehir. Güneş şemsezeli. Vurduğu için biz hayattayız. Ama vurmadığı zaman, gölgeye gittiği zaman hayattan teris ediliyor. Başka bir hakikate geçiyor. Bizim bilmem nehre doğru akıyor. Bunu söylüyor. O zaman diyor, devam ediyor. Ama parlayan kayboluyor. Parlaklık hakikati devam ediyor. Çünkü arkadan gelenler parlıyor. Demek ki kaybolmayan bir şemsezeli var. Yani daimi bir güneş var. Onu gösteriyor. Bu topraklardan kimler gelip geçmiş? Bir düşünün. Musa Aleyhisselam vardı. Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. 7000 sene yaşamışlar ya. Hepsi ama devam ediyor. Bizim şurada bir tarihte bir sayfa olacak. İyi işte resimde kalır, hatırada kalır. Tabii meleği alanın defterlerinde kalıyor da. Yani hayat sayfasında, ustadımız tabirine, zemin sayfasında harf gibiyiz. Harfler bir araya geldi, kelime ve cümle olmuşuz. Şu anda herkes bir harf gibidir. Aynen öyle de Zat-ı Hayyü Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azami ile berrin yüzünde ve bahrın içinde ziyayatların kudret ilahiyle parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gaybda gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayyü Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler işaret ettikleri gibi. Bunu şu ağlarda acayip bir şey söylüyor. Ölüm korkusu ben oradan çıkarıyorum. Şimdi bu güneş var olduğunu gösteriyor. Nehrin parlaklığı kaybolması. İkinci lemada diyor ki, şu ağda. Allah'ı tanımlama ve tanıma adına aynadarlık yapıyoruz. Allah bakidir. Nereden bileceğim? Bilemezsin bunu. Sen de bir beka vermiş. Beka. Onunla anlıyorsun ki bakidir. Böylelikle insanın cüz'i ölçüleriyle onu anlıyorsun. Şimdi tuhaf taraf şu. Allah'ın bize vermiş olduğu baki, o esmasının cilvesi, onu anlamak iken kendine döndürdü. Kendisine beka verdi. Baki gibi gördü. Bekalığını istedi bedenin. Kendisinin bakiliğini istedi ama hadise buna müsaade etmiyor. Ölüyor. Baki isteyen o esmanın cilvesi ölürse ne olur? O istek ile ölüm arasındaki boşluğun adı ölüm korkusudur. Yüzünü çevirmişiz kendimize. Oysa o cilve onu anlamak içindi.
İşte bedene ben demenin adıdır ölüm korkusu. En cami işte misaliyle. Oradan psikolojileri çıkartıyoruz. Bak ikinci çuvalda. Baki Zülcelal'i anlamak için bu güneş oydu. Bize verilen o numunelerin yönü değişmiş. Kendisine beta vermiş. Onun belasıdır ölüm korkusu. Yoksa teristir. Peki büyük zatlar peygamberler neş etmiş. Musa Aleyhisselam'ın Azrail Aleyhisselam'a tokat bulmuş meselesinde anlattığı gibi diyor ki orada. Daha çok vazife-i risaletine set çektiği için kızmış. Daha iş yapacağım diyor ya. Bu kadar insanları cehennemden kurtaracağım. Ne benim hayatıma, vazifeme son veriyorsun diye vazife-i risalete son vermesinden akşettirmiş diyor. Yoksa ölüm korkusuyla hiç alakası yok. Bunlar zaten gidip geliyorlar. Miraç yapmış ya. Cenneti de geçmiş. Niye çekinsin? Bir kişiyi de kurtarayım diye yapmış. Orada demek ki Baki Zülcelal'e ait olan o esma yönü kendine dönerse ki derece nispetinde beka vermek. Yani ölmeyecek gibi. Onun fiili nedir alameti? Ölmeyecek gibi bir hal var. Abi hiçbirimizde yok. Yani hayattır bu. Hayatı nasıl yorumluyorsak öyle yaşıyoruz. Hayatımıza anlam vermek nedir? Hayatımızın yaşantısıdır. Nasıl hayata yaşıyorsak öyle anlam veriyoruz. Vermemek gerekiyor. Yani bunlar da peki hemen şuna gireyim belki şimdi uzatmamak için. Şu toplantılar var ya masraf bir sürü masraflar olmuş. Şehir arası da girilmiş. Arkadaşlar sirayet var. Bu pikniklerin ana can damarı sirayettir. Ustad Hazretleri bana da sıkıntı bir gün sirayet etti diyor. Kastamonu 249'da. Başka Kastamonu'da diyor değil mi? 3 aylarının gitmesiyle insanların teveccühleri dünyaya dönmesi. Hani buharat-ı muzahrefe. Hatırladınız o kanun. Kanun şu arkadaşlar. Birbirimizin haleti rüyesine ruhumuz ayna oluyor. İnsiba ve inikas ediyor. Cem ediyor. Yani yoksa bu Sifer ne haber nasılsın? Değil ya. İnikas var. İnsiba var. Sohbet arkadaşları deniliyor Allah Resulü. Orada o peygamberin sirayeti vardı ki sahabeler zahirde hemen bir kademde zahirden hakikate geçiyorlardı. Hemen geçiyorlar. Sirayet kanunu işliyor şimdi. Farkında olun. Nerede kalmıştık? Diyor mu ki? Kapat yeter artık. Bakayım neredeydi? Veya başkası mı devreye girdi? Beşinci ilimiz. Ha burası. Nadir abi yok ya. Aslında Nadir abinin sahası bu. Allah selamet versin hepimize de. Nadir abi pirimiz enfuste. Allah Allah hayat. Şunu da okuyayım keseceğim zaten. Zaten hayu kayyumun hayatına, hayatımız ayna. Bekalını beka isteğimiz ayna. Sermediyetin başka taraf ayna var. Nedir o sermediyetine? Mesela Allah içmez, yemez, içmez, cinselliği yoktur. Bunu sermediyetin ayna darlığı o Ramazan Risalesi'nde söylüyor. Allah yemez, içmez, cinsellik vesaire beşeriyetten uzak. Ona Ramazan'da ayna darlık yapıyoruz. Buz vasfımıza ayna-i samet oluyoruz. Yani tövbe ya. Salih. Öyle yutma. Ayna oluyoruz. Onu anlamak için. Ya. Daha biraz ilerisini söyleyeyim. Biz Allah'ımızı zatıyla değil, kainata sıfatlarıyla var. Allah istediği olur, istemediği olmaz değil mi? Allah her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Mekanı yoktur. Her istediği olur, istemediği olmaz. Buna iman edenlerin bedeli cennette böyle olacaktır. İstedikleri olacak, istemedikleri olmayacak. Her yerde olacaklar, hiçbir yerde olmayacaklar. İman edenler. Bu esmaya mazhar olacaklar. Panteistler bir sırrı fark etmişler ama dünyaya uyguladılar. Yanlış yaptılar. Bak zat-ı hayyu kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler işaretler ettikleri gibi esma.
Nerede bir sıkıntı varsa bir esma yönünü değiştirmiş demektir. Ailede de öyle. Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen, ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idari kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyet ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahiy ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler. Hemen kitap okuyanlar olduğunuz için söyleyeceğim. A, B, C, Ç'den olsun. Oradan kalsın. Delil. Yok, hiç önce. Yok, burhan. Delil. Burhan. Delil. Hüccet. Arkadaşlar, delil tasavvurdadır. Kitap okuyanlara söylüyorum. Çok uğraştığım için söylüyorum. Burhan akıldaki sıfattır. Hüccet ise tasdiktir. Ustaf bunu çok kullanıyor. Üçü de aynı zannediyorsun. Değil. Delil tasavvurdadır. Burhan akıldadır. Hüccet tasdiktedir. İkinci bir şey söyleyeceğim size. Bu malum başka bir ilimde boyutlaşan ve ilmi çalışma yapan cemaatin sorusuydu. Vahiy ilahi ile ilmi ilahi, kelam ile arasında fark ne var deyince, bak burada işliyor onu. Arkadaşlar, Allah'ın subutu sıfatı var ya, sen, basar, ilim, irade. Kelam ile lef-i mahfuz sürecine ilmi ilahi denilir. Kelam ilahi denilir. Farkı söylüyorum, vahiy ile kelam. İlim sıfatıyla, Allah'ın subutu sıfatıyla lef-i mahfuz sürecine kelam-ı ilahi, lef-i mahfuz ile peygamberimize intikal, Cebrail aleyhisselam olduğu, vasıta olduğu şey vahiy denir. Vahiy ile kelam-ı ilahi fark. Allah kadar burada işliyor şimdi. Ama dikkat edersen tabii. Onun için neye girdi? Burada vardı ondan. Onu kullanıyor, hayatta kullanıyor. Vahiy ilahinin bak, kelam-ı Rabbani ve vahiy ilahinin, kelam-ı Rabbani ilmi subut-i ilimden lef-i mahfuza, birinci onu söylüyor, bak kelam-ı Rabbani, sonra vahiy ilahi, lef-i mahfuzdan Resulullah'a inişi peyderpey aleyhissalatü vesselam vahiy, bak hepsini nasıl koymuş süreci. Medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve herkese yedi sıfat ilahiyeye, nereden çıkalım? Sıfat ilahiye. Şehadet eden bütün delail, bir ittifak zat-ı hayyu kayyumun hayatına delalet, şehadet işaret ediyor. Delalet, işaret, şehadet. Delalet tasavvurdadır. Şehadet akıldadır. Efendim, işaret tasdiktedir. Mesela Hüccet-i İslam İmam-ı Gazali der, değil mi? Sıfatı. Hüccet yani en az 300 bin hadisi şerifi metniyle, ravisiyle ezber bilene denilir. 300 bin Hüccet-i İslam. Ümmetçe kabul edilen şeye hüccet denilir. Onun için tasdik makamı hüccet makamıdır. Hüccet delil ve burhanı tazamun eder. Aşağıdan yukarıya. Delil diptedir, burhan bir üsttedir, hüccet hepsini cem eder. Burada da kullanıyor, delalet, şehadet, işaret ediyor. Acayip, hiçbir yerde kışır yok. Bir şey anlatırken gene tasavvuf, kainattaki zuhurat meratiplerini de anlatıyor. Çok tuhaf. Öyle bir şey zannediyorsun değil mi? Delil diyor, şehadet ediyor, işaret ediyor. Öyle bakarsan aynı kışır gibi olur. Aynı şeyi belagatta kuvvetlendirici olarak kullandır derler. Değil arkadaşlar. Sakın ha. Hepsi farklıdır. Bak birisi tasavvurdadır. Birisi akıldadır. Birisi tasdiktedir. Öyle bir kışır bir şey yok. Öyle dedikleri bir şey göstersinler. Bana bir ay versinler millet. Eğer onun meratiplerini gösteremezsem külliyatta farklı olduğunu, gelsin elini parmaktan gözüme soksunlar. Hepsi bilerek meratipler ifade ediyor. Hiçbir teyit etme, kuvvetlendirmek olarak kullanılmıyor.
Hepsi hakikat meratipleridir. Risale'nin öyle şey, fuzuli kelam yok. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da var. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarı ile vücutları muhakkak ve bedi olan kudret-i mutlaka ve irade-i şamile ve ilmi muhit. Hemen size üç tane söylüyorum. Tabiat Risalesi'nde üç tane kendi kendine sebepler tabiat yaptı diyor. Hatırlarsınız. Ve hepsine üç tane misal veriyor. Sevgili ders yapan kardeşlerim. Üçü de misaller, dokuz misal aynı. Aynıya benziyor. Bir daha. Kendi kendine tabiat esbab yaptı. Her birisinden üç tane misal veriyor. Ve üçüne birbirine benziyor gibi. Hayır. Burada kullanıyor onu. Birisi kudretin üç misali, birisi ilmin üç misali, birisi iradenin üç misali. Allah kainatta ilim, irade ve kudretiyle tasarruf ediyor. Zatıyla insandadır. Sığmadım kainata, sığdım beni seven müminin kalbinde. Kainatın içinde olan insan da, kainata sığmayan, kainatın içinde olana nasıl sığar? Demek ki insanda mekansız bir mekan var. Eneştir. Sırrı insan orada. O burada üçünü niye kullanıyor? İlim, irade, kudretiyle her yerde. Tabiat Risalesi'nde üç kategoride kendi kendine tesadüf, esbab yaptı. Ne ait üç misaller ki toplam dokuz. Bakın birbirine benziyor. Bir tanesi ilmi de söylüyorum. İlmin üç delili. Bir tanesi kudretin üç delili. Bir tanesi iradenin üç delilidir. Farklıdır arkadaşlar. Tabiat İsa'sıyla hep ondan çırpınıp duruyorduk. Ulan birbirine benziyor ya. Hepsi Allah'a ispat değil işte. Bak ne diyor? Hayatı ucundan işaret et. İhtiyar, irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asari ile vücutları muhakkak ve bedi olan kudreti mutlaka. Bir, irade-i şamile. Birincisi kudreti misali. İki, irade-i şamile. Üç, ilmi muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle zat-ı hayy-i kayyumun hayatını ve vücubu vücuduna şahadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar ahireti zerratiyle beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şahadet ederler. Böyle bir hayatı Allah bize bahsettiği için ne demek hayatı vermekle yedi subut-ü sıfatı temerkuz ettirdi. Bunu veren Allah'a hamdü senalar olsun. Şükretmekten, hamd etmekten aciziz. Cenab-ı Hak bu hayat-ı bakiyesinin hürmetine, hayy-ı kayyum esmasının hürmetine, ehl-i imanın, haseten nur talebelerin, çoluk ve çocuğunu, usul ve furularını, dünya ve ahirette mesut eylesin, dert ve keder vermesin, semavi arzafatlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden hıfz-ı emin eylesin, akıllarına marifetullah, kalplerine muhabbetullah, ruhlarına müşahedetullah, hayatlarına kıbletullah nasip eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım saim eylesin. Hizmet-i imaniye'de ihlasla, sadakatla, hizmetle, takva ve iştinab-ı kebair sırrına mazhar ederek devam ettirsin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı vermiş olduğu nimet-i ilahi olan hizmet-i Kur'an'ı almasın. Sayın ve kayım daim eylesin ya Rabbi. Ya Rabbi neler isteyeceğimizi de bilmiyoruz. 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın istediklerini istiyor. İstemediklerini sığındıklarında da sığınıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi 124 bin peygamberin hürmetine. Risale-i Nur şahs-ı manevisinin hürmetine kabul eyle. Bizi iki cihanda aziz eyle. Amin diyenleri de narin dünce azabından hıfz-ı emin eyle ya Rabbel alemin. Ve ahir devahum enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ve selavat. Thank you.
Devam hadi. Güzel. 3-0 yendin. 9 aydır evden dışarı çıktım. Umut. Hadi. Ver okulu. Ya bırak onu ya. Ya Allah izin abi. Yok tam karşımdaki. Sen kimle? Ben. Merhaba. Abi hatıradır bu. Bu yeni Seni çekmiyorum, ben dağa çekiyorum, önüme çıktın. He. Yoksa ben çok... Sorsana ya. Niye manzarayı bozuyorsun? Serhat'ın abiye mi söylüyorsun? Çok seviyorum ben böyle bazen arkadaşlarımı. Serhat'ın abiye mi sorsana? Çok işler var. Ha vay. Zahir, manzarayı bozma, çık şuradan. Güzel ya. Yasemin de bu demiş ya. O da izah abi, elhamdülillah. Yasemin Bey, sen ne dedin sen ya? Kayıptın sen ya. Ne var anladın? Ben biraz öyle oldum ya. Devam hadi. Güzel. 3-0 yendin. 9 aydır evden dışarı çıktım. Umut. Hadi. Ver okulu. Ya bırak onu ya. Umut. Ya Allah izin abi. Yok tam karşımdaki. Sen kimle? Ben. 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 Ben
abi. Merhaba. Abi hatıradır bu. Çok seviyorum ben böyle bazen arkadaşlarım. Zahir manzarayı bozma çık. Elhamdülillah. Sen neydin? Sen de kayıptın sen ya. Ne var? Ben biraz el oldum.